Dostlar merhaba, bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Crown'un collectible, yani koleksiyon edilebilir çalışmalarını, kart çalışmalarına bakacağız. Kendilerinin Instagram adresi hemen şurada yazılı. Ben de tesadüfen denk geldim ve Witcher'la ilgili çalışmaları vardı. Witcher dünyasındaki karakterleri kart haline getirmişler. Bir kart çalışması yapmışlar. Ve bu part 1 yaklaşık part 2 de olacakmış. 108 kartlık bir seri olacak ve ilk 54 kartı şu an elimde. Ben ön siparişle aldım. Arkadaşların adreslerini aşağı yazarım. Hatta şimdi Witcher oynayanlar bilir. Oradaki Gwent oyunuyla ilgili bir çalışmalar da mevcut. Fakat tabii benim bütçe yeterli olmadığı için şu an onu sipariş veremedim. Bu şekilde geldi kartlar. Yanında bir de hediyesi vardı. Bu da 3D kartmış sanırım. Tristi. Hemen ilk bunu açalım. Böyle güzel bir sertifika da yapmışlar. Tabii bu bir hani işbirliği olmadığı için, kendi bütçemle aldığım için devamını da almak istiyorum tabii. Bu yüzden arkadaşları da takip ediyorum. Mesela 10 tane göndermişler. Benimkisi 6.sıymış. Hemen şu şekilde Tris'in de bir 3 boyutlu kartı mevcut. Hemen bu arkadaşı da açalım. Evet, bu şekilde tekrar bir kağıda sarılmış çıktı. Bunu da açalım. Tabii bu kart işini Pokemoncular daha iyi bilir. Pokemon'da oldukça trend bu kart toplama işi. Ülkemizde de yapanlar, toplayanlar tabii var. Ama bir Amerika gibi yaygın değil. Hemen yapacağım şu şekilde. Evet. Bunlar DC'nin... Bunlar niye araya karışmış acaba? Şekilde DC olarak da mevcut hesaplarında. Evet, Dandelion. Renkleri de farklıymış. Bu ikisi hediye sanırım. Evet, ilk edisyon yazıyor. 108'den ilk kartımız Dandelion. Sol tarafındaki de herhalde çizerin adı olsa gerek. Evet, Geralt'ımız. Triss. Arkaları hep aynı. Yennefer. Zoltan. Vesemir. Yani baskı kaliteleri oldukça iyi. Kartlar tabi çok kalın değil. Normal iskambil kağıdı gibi. Siri. Hemen şöyle hepsini göstereyim size. Lambert. Eskil. Evet. Çoğu kişi yapmışlar. Tabi evrende oldukça farklı karakterler, zengin karakterler olduğu için. Eredin, adamım Eredin. Vernon. Tabi bu sadece 3. oyuna has bir şey değil. Daha çok popüler olan 3. oyun olduğu için tüm evreni kapsamışlar. İşte Baron. Görüyorsunuz, kanlı Baron. Evet, oldukça güzel çalışma olmuş. Hoşuma gitti. Tabii bütçe bulabilirsem Gwent bölümünde almak istiyorum. Orada yaklaşık 7-8 farklı kart türü var. Fakat Gwent oynamak için 2 tanesi yeterli oluyor bildiğim kadarıyla. Kart oyunlarının öyle bağımlısı, müptelası değilim ama işte Witcher evrenine dair en azından bu şekilde bir çalışma olduğu zaman ben de bunu koleksiyonuma eklemek istiyorum.
Kir ya. Evet, Queen işareti yaparken Geralt. Arxi de Geralt. Igni de Geralt. Evet, son baba kartları sona saklamışlar. Şu hatta bunlar bonusmuş. Bakın altta tekrar yazıyor. Evet, 54. kartımız bu. Sonra Geralt'ların bonusları mevcut. Axie, Igni, Yardım ve artı yaparken Geralt. Açıkçası benim hoşuma gitti. Güzel bir çalışma olmuş. En azından koleksiyonda saklayabileceğiniz bir çalışma olmuş. Tabii Gwent kısmı daha önemli. En azından onu oynayabiliyorsunuz. İlginizi çeker mi bilmem ama benim hoşuma gitti bu çalışma. Crown'un çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğim. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.